seminerimiz de Emre Özel ile birlikte olacak. Seminerimiz de imkanlarımızdan sadece biri. Hem de en güzellerinden biri. Bugün Emre Hocamızla beraber ağız ve diş sağlığının genel beden sağlığı üzerine etkisinden bahsedeceğiz. Emre Hocamız her hekimin üzerine durması gereken bu konu hakkında uzun yıllardır diş profesyonelleriyle beraber çalışıyor. Eminim ki bugün öğreneceklerimiz bizi gelecekte meslek hayatımızda bir adım ileriye atacak ve önümüzü aydınlatacak. Müsaadenizle öncelikle Emre Hocamız CV'sini okumak, daha sonra da onu kürsüye davet etmek istiyorum. Nörolog Dr. Emel Gökman, 1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1999'da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden nöroloji uzmanlığını almıştır. 2004 yılında Alman Hastanesi'ndeki, yani günümüz Kent Üniversitesi'ndeki görevinden ayrılarak kliniğinde ağrı ağırlıklı çalışmaya başlamıştır. Konvansiyonel ve integratif tıp yöntemlerinden birlikte kullanarak çalışan Dr. Gökman, ağrıyı bedenin yardım çağrısı olarak görmektedir. Ağrının bulunduğu yer dışında bedendeki etiyolojik bağlantılar üzerine yaptığı çalışmalar ile çözümsüz görünen kronik ağrılara çözümler üretilmektedir. Binlerce hasta deneyimini migren ve baş ağrıları için kitaplaştırmıştır. Diş bütünlüğünün bozulmasının klinik sonuçları ile her gün karşılaşmaktadır. Kronik hastalarda tedavi başarısı için diş profesyonelleriyle birlikte çalışma gerekliliğini önemsemektedir. Nöroloji uzmanı olan Dr. Emel Gökman uzun yıllardır ağrı ve kronik hastalıkların etiyolojisine çalışmaktadır. Bu süreçte çekimli profesyonelleriyle yol işbirliği mevcuttur. Nedenleri, bağlantıları ve çözümleri vakalarla aktaracaktır. Seminerimize başlamak üzere nöroloji doktoru Sayın Emel Gökmen'i kürsüye davet etmek istiyorum. Sesim de geliyor. Evet. Harika. Güzel'e çok teşekkür ederiz. Güzel bir CV özetledi. Evet, meslek hayatımda 34. yıla giriyorum. Eğitim kısmını bir yana bırakarak. Burası benim için değerli bir yer. 2004 yılında ben buradan, tam 2004 yılının Ocak ayında yan binada başhekim hocaya gittim, başhekimimize. İstifa edeceğimi söyledim. Neden dedi? Nöral terapi falan öğreneceğim dedi ki, kızım dedi, o zaman daha gencim tabii ki, dedi sen dedi çok başarılı hekimsin, niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben dedim ki yerime bir arkadaşım ayarlıyorum, o alışınca ayrılacağım, hani yok dedi izin vermiyorum deyince, dedi çok başarılısın çünkü genç yaşında gerçekten de başındaki proflar gitmiş ve departman sorumlusu olmuştu. Şu öbür taraftaki arka kapısının orada da evim vardı. Oradan arka kapıdan girerdim, gece uyku laboratuvarını yönetirdim, 24 saat bütün burada uzun yıllarım geçti. Çok severim bu binayı. Aslında bir binanın özel bir durumu var. Eskiden Alman hastanesiymiş. Tıptaki Almanların yerini biliyorsunuzdur. Yani diş hekimliğinde de önemli bir katkıları var. Almanlar disiplinli çalışıyor. Sonrasında işte benim içinde bulunduğum ekiple Türk hekimleriyle yine Alman hastanesi olarak geçtik. O yıllarda çok başarılı bir ekipti burada çalışan Türk hekimlerle. Alman hastanesi adı altında, tabii ki Almanlar değildi. Bizim patron Türk ve şey yapmıştı. Kapandı sonra. Kapanmasının nedeni buradaki ekibin başarısızlığı değildi. O ekibin, yani o benim içinde bulunduğum ekibin hepsi şu anda, tabii ki biraz yaşlandık, yaşardık ama hepsi şu anda başarılı konumdalar. Acayip bir ekiptik ve o zamanlar çok da ünlenmiştik. Ya burada böyle bir şey var ve mesela birçok diş hekimliği fakültesi var ama sizler beni ikinci kez ben burada konuşuyorum. Neden burası? Çünkü bir şey vardır ya, hani bazı dükkanlar vardır görürsünüz, o dükkana bile el değiştirir. Ya orada uğur yoktur, tutmaz. Yani bir alan enerjisi gibi buranın da bilimle, bu binanın, buranın bir bilimle ilişkisi var. O yüzden ben kent diş hekimliği öğrencilerine, sizlere çok güveniyorum. Geleceğinize çok güveniyorum. Gelecekte çok şeyler olacak. Birçok kongrede, seminerde konuşuyorum. En değerlisi bugün sizlerle ilgili yapacağım konuşma. O yüzden de size yeni bir konsept hazırladım. Biraz yoğun. Kayıt yapacağız. O kaydı da yükleyeceğiz. Tekrar bakabilirsiniz. Benim YouTube kanalına yüklerim. Grupla paylaşırız. Siz kendi içinizde de paylaşabilirsiniz. Biraz bilgi yoğunluğu var. Oradan kısayım, buradan
kısayım dedim ama yine de bir sürü sivert oldu. Bütün şeye bu dünyada ilk defa sunuluyor belki. Çünkü tıp hekimliğinde biz, ben mesela beyni çok rahat MR'ler okuyan bir insan, bir panoramik okumayı bilmiyordum. Ne zaman ki 2004 yılında hastane nörologluğunu bıraktım ve ağrının nedenlerini araştırmaya başladım. Yani tanı koyup reçete yazmaktan vazgeçtim. Çünkü ağrı bedeninin yardım çağrısı gerçekten ve ağrının nedenini bulmak gerekiyor ve tabii ki dişlere çıktı yolum. Yani diş çene kompleksinin önemini göreceğiz. Şimdi 2004-2005 yıllarında ben bu Göte'nin lafı, Tonguç Hoca'yı tanırsınız, o benim kitabıma ön söz yazmıştı. Orada ondan o kullanmıştı, Alman ekolüdür bu Göte'nin. Çok değerli. Bir şey yani ki bundan 20 yıl önce ben bunu kullandığımda Tonguç Hoca da dahi ne alakası var MR'ın migrenle veya böyle ne alakası var bendeki ağrıyla çenenin diyordu. Ben sonuçta endikasyonunuz varsa splinti yapalım diyordum. 20 yılda çok iyi avukat edildi. Şimdi şey geliyor. Birçok diş hekimi şey diyor, o dişin migrenle alakası yok, bu diş olur falan. Valla ben 20 yıldır uğraşıyorum, o kadar kolay söyleyemiyorum. Sosyolojik Nobel ödüllü bir çalışma var biliyorsunuz, Dunning Kruger ekip. Bir şeyi iyi öğrenin. Bir şeyi az bildiğinizde çok biliyor zannedersiniz. Öğrenmeye devam ettiğinizde gittikçe ne kadar az bildiğinizi öğrenirsiniz. Yani böyle bir sosyolojik bir deney bu. Yani öyle diş hekimlerinden olmayın, sizlere güveniyorum. Gerçekten çok değerli bir hekimlik alanında duruyorsunuz. Ona bir bakalım şimdi. Diş çene kompleksinin sistemik etkileri nelerdir? Şey biliyorsunuz, yani bakteriyel etkisi, dişte çürük var, kökünde lezyon var, tamam bakteriyel. İşte ne bileyim kalple ilgili bir ameliyat olacak, bir şey olacak, dişlere bir bakılır, orada enfeksiyon odağı var mı diye. Kronik inflamasyon odağı var mı diye, bu tahmin edebileceğiniz bir şey. Toksik etkiler. Yani sonuçta ağızda kullandığınız inorganik materyaller. Tabii ki bunların bazı toksik etkileri olabilir. Özellikle daha artık ne olur yapmayın amalgam dolguları. Dünyanın birçok ülkesinde bırakıldı. Ülkemizde hala yapılabiliyor. Çok ağır metal toksitesi var. Ama bu popüler holistik diş hekimliğinde veya popüler Instagram doktorlarının bütün amalgamları çıkartın dediği gibi de hayır. Ama adamlar belli bir şeyle, karaciğeri desteklemeden olmaz, aklınızda olsun. Ağız asidite, birçok farklı metal kullanıldığında, benim elimde galvanometre var, eskiden daha çok kullanılıyordu. Çok farklı metalleri aynı anda ağızda yerleştirmeyin, dikkat edin. Bunlar tahmin edileceğiniz şeyler. Elektromanyetik şey, özellikle implantlar kendi alanını oluşturur ve vücuttaki informatif akışı engeller, amalgamlar, yani metal olanlar birazcık da baz istasyonu gibi dalgalar. Çünkü artık ciddi bir elektromanyetik smog altındayız. Bunları tahmin edebilirsiniz. Şu üç tane alttaki ilk defa bir bütünsel olarak anlatacağım. Bunları size açıklayacağım. Yani bedenin her yeriyle dişlerin ilişkisi var. En basitinden başlayalım. Yani sistemik bağlantıları yazmışım. Bunları tek tek açıklayacağım. Biyomekanik ilişki nedir? Fasya ve kas zinciri. Şimdi fasya zinciri, fasya dediğimiz şey, hani bir etin üzerinde incecik bir zar vardır ya, aslında beynimizdeki zar, ondan sonra bütün organlarımız, yani iç organlarımız asılı nasıl duruyor yer çekimine karşı? İşte fasyadır. Bütün bu fasyalar tepeden tırnağıyla birbiriyle bağlantılar. Osteopatlar falan daha çok etkilenir bununla. Böyle bir fasya ilişkisi var. Ona çok derin girmeyeceğim ama fasya kas zinciri ilişkisi birlikte akar. Ben size kas zinciri ilişkisinden bahsedeceğim. Şimdi olay çiğneme kaslarıyla başlıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın kaslar bir ensede arka doksipital kaslarla arka posterior kas zinciri, anterior kas zinciri var. Anterior kas zincirini başlatan çiğneme kaşı sadece masseter değil biliyorsunuz artık. Yani yeni başlayan öğrenci daha düşük sınıflar olsa da çiğneme kasları temporal kaslarda dahil anterior bölge kaslarda yine şeyle başlıyor. Anterior kas zincirini başlatıyor. Peki bu kas zinciri
Önde ne yapıyor? Hiyoid kemik çok önemli. Hiyoid kemik bu bölgenin pivosu gibidir. Dümeni gibidir. Dil kökünün. Dil kökü, dişler, oklüzyon hepsi birbiriyle bağlantılı. Ve bununla ilgili sorun ya, oklüzyon sorunları ve benzeri sorun çıktığında fasyal zincir dışında boğaz ağrıları, boğazda sıkışma, yutkunma, yutma güçleri, boğazda takılma hissi, fibromiyaj hastalarında çok fazla, botoks falan uyguluyorlar. Hayır, bu tamamen oklüzyonla ilişkilidir. Yani yaptığınız bir yüksek dolgu, bir dişteki sorun, bir yükseklik, bir şey tamamen hastada böyle kliniklere neden olabilir. Boyunda böyle öne çekilme, böyle garip duran boyunlar, ben böyle vakalarla uğraşıyorum. Bunlarla bile nörolojik arkadaşlarım, benim meslektaşlarım garip distoniler diyorlar ama tanı koyamıyorlar, nedenini bulamıyorlar, botoks yapıyorlar. Yine çözüm değil. Aslında oklüzyonla çok ilişkili. Daha geçen bir arkadaşım geldi. Benim diyor boynum kısaldı, burada diş yaptırıyor, dişi çektirmiş falan. Bir resetledim, aa diyor boynum düzeldi, böyle gömülmüş gibiydi diyor. Tamamen postür ve bununla birazdan bahsedeceğim. Kalbe iner, çarpıntı yapar, göğüs ağrısı yapar, tiroid hastalığı yapar, tamamen bu aks üzerinde. Yani bir diş nereden başlayıp nereye gidiyor? Posterior kas zincirine gelelim. Posterior kas zinciri çok önemlidir. Omurgadayken birinci ve ikinci vertebraya bakmak gerekiyor. Bütün sırt kasları ikinci vertebraya gelip yapışıyor. Bunun da bu ikinci vertebranın adı biz C2'ye aksis diyoruz. Neden? Eksen demek. Neden? Bütün omurganın ekseni. Omurga bizim spine, bizim ayakta dururken bizim ana şeyimiz değil mi? Onun da ekseni aksis işte. Aksisin özelliği bakalım. Pardon. Şimdi bakın C1 ve C2'ye bakalım. C2 aksisin böyle bir yukarıya doğru odontoid çıkantısı var. Anatomide öğreniyorsunuzdur ama şimdi bunun klinik karşılığı. Bir şeyi pratikle karşılaştırdığınızda daha iyi öğrenirsiniz. Aslında hiçbir şey boşuna öğretilmiyor da sonra pratik hayatta onların nasıl kullanılacağımız öğretilmiyor. İşte bakıyoruz anatomiyi niye öğreniyoruz. O odontoid çıkıntı tamamen o ekseni sağlıyor. Şimdi, peki bu aksisin distorsiyonu olması ne yapıyor? Şimdi, eklemle ilişkisine bakalım. Şimdi, bu zayıf kuadrat teorisi var. Yani, temporomandibüler eklemle aksis aynı şeyde. Bir şey yapmanızı istiyorum. Elinizi tam aksisin arkaya koyun. Çenenizi iyice sıkın, oradaki kasılmayı göreceksiniz. Böyle bir gevşetin, oradaki gevşemeyi göreceksiniz. Aynı eksende ve birebir ilişkili. Eğer biz çenemizi, prematür kontağımız varsa, yavuk sıkarsak ne olur arkadaşlar? Kayar. Eşit olmaz. Kayınca ne olur? Eksen kayar. Peki, eksen kayınca ne olur? Hem yukarıya doğru hem aşağı doğru etkisi olur. Yukarıya doğru foramen magnum kafatasının altındaki şey, orada omurilik geçiyor biliyorsunuz. Yukarıya doğru kaydığında kraniosakral bileşke diye tanımladığımız C1, C2 foramen magnum bileşkesi kayar. Ve biliyorsunuz omuriliğe kadar, C2'ye kadar trigeminal sinir olmak üzere bazı beyin yapıları uzanıyor. Ve bütün burada bir sıkışma olur. Boş akışında en sorun olur. Duramater dediğimiz beynin fasyası gerilmesi şey yapar ve beynin akışında bozukluk olur. Ve bu birçok fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. Kognitif problemler, dikkat eksikliği, disleksiler. Yani Michel Marignan, birazdan bahsedeceğim. Marsilya'da bir çalışmadan bahsediyor. Türkiye'de ben böyle bir çalışma yapmadım. Disleksi merkezinde bu postürü düzeltmişler. %70-80 arası çocukların disleksisi düzelmiş. Lateralizasyon diye de geçiyor. Beynin sağ yarısıyla sol yarısı arasındaki akışın bozulması. Bu ciddi kognitif problemlere neden olur. Baş ağrısı, başı taşıyamama, boyun ağrısı bunları saymıyorum. Bir instabilite hali, kendini yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum haline neden olur. Buna instabilite deniyor. İşte distoniler, yürüme bozuklukları, şöyle şöyle ayağını atıp garip yürüyen hastalar, bir sürü videolar var. Bu da burayla ilişkili. Çene, C2, beyne etkisi. Buradan düzelttiğinde yürümeyi düzeltiyorsunuz. Bir diş nereye gidiyor bakın.
Sonuçta hareket sistemi distoniyetik, böyle kısılmalar, tremorlar birçok problemlere neden olabilir. Şimdi bir de aşağı doğru bakalım. Boyun, şimdi Lawton reaktör relaksasyonu var. C1-C2 artık temporomandibüler ve bizim diş çene kompleksinde ilişkisinden biliyoruz. Direkt en alt vertebralarla ilişkili. Görüyor musunuz? Nasıl bir bağlantı var? Şimdi size daha net gösteririm. Mandibüle kaydı, beraberinde C1-C2 kaydı, aşağıda lombar vertebralar kaydı, ondan sonra sakroiliak eplak kaydı, kalça ağrısı. Buyurun size. Kalça ağrısı, sonra diz problemi. Ne dizine protez takalım, yaşlanıyor, kireçlendi. Yani biz öyle yaratılmamışız. 80-90 yaşında da dizimiz kireçlenmesi gerekmiyor. 20 yaşındaki gibi sizin yaptığınız her şeyi yapmamız gerekmiyor. Ama sağlıklı bir insan, sağlıklı bir şekilde, 80 yaşında 20 yaşındakini yapması da gerekmiyor, istemiyor. Ben 20 yaşındaki kadar dans etmiyorum. Almanya'da burada çalışırken gider dans ederdim. O zamanlar burası çok farklıydı, Taksim Beyoğlu. Şimdi öyle bir derdim yok, bir şey okuyayım, bir şey bakayım diyorum. Yaşım değişti, ilgim değişti. Ama vücudumda bir ağrısız olmaması gerekiyor. Öyle yaratılmışız. Ama sistem postural sendrom böyle sorunlar yaratabilir. Şimdi bunu anladık. Burada bir şey yok. Soru var mı bununla ilgili? Devam ediyoruz. Kafanızda bir netleşti. Şimdi nöral etkilerine ve postural sistem etkilerine bakalım. Ne yapıyor nöral etkisi? Şimdi dişe bakalım. Dişten, diş hekimleri de dahil, tıp hekimleri de dahil farkında değiliz. Dişten biz dişin apikal petveyini biliyoruz. Yani pardon, dur yanlış yere bastım. Yani burayı biliyoruz. İşte kanal tedavisi yapıyoruz. Bana diyorlar ki dişi uyuşturdu, yani kanalı alınmış, o diş niye ağrıyor? Halbuki bu alveolar sokaktaki periodontal ligamanlar acayip bir proprioseptif veri gönderir, genel sinir aracılığıyla. Bu periodontal bağlantı, buradaki alan çok önemlidir. Aynı zamanda eklem ve kaslardan da veri gidiyor. Ama en önemlisi dişin içinde bulunduğu soketten giden o periodontal ligamanlar çok önemlidir. Oradan giden veri. Peki bu trigeminal sinir anlatmama gerek yok. Mandibüler ve maksibüler dalı hepsi bir dişte sonlanıyor ve dişin içinde ve etrafında sonlanıyor. Bu trigeminal nervin beyindeki etkileşimine bakalım. Bakın, bu bir orta bir beyin. Şurası midbrain, burası da beyin sapı ve C2'ye kadar iniyor, cervical'in içine kadar iniyor. Bu ne? Bu trigeminal sinirin afferenti. Yani dişten buradaki alandan verinin gittiği alan. Bakın, biz nörolojide bunlara kafa çiftleri diyoruz. Biliyorsunuz 12 tane kafa çifti var. Bu beşincisi trigeminal sinir. Her sinirin bir çekirdeği var. Çekirdek deriz. Bakın, çekirdeği var hepsinin. Bu çekirdek mi? Orta beyinden, yani beynin üçtekisini kat eden bir otoban gibi bir şey yani. Ve bütün kafa çiftleriyle bakın ilişkili. Yani nervus onunla ilişkili, nervus vagusla ilişkili. Yani bruxizm olan insan sabah çok yemek istemez, bulantı yapar. Mide şikayeti, gastrointestinal sistemi nervus vagus etkiler, kontrol eder. Trigeminal nervle ilişkili mi? İlişkili. Kulakçın 8. sinir, denge, instabilite dedik. İlişkili mi? İlişkili. Aksesuarius, dişte bir problem olur, hastanın boynu kasılır gelir. İlişkili mi? İlişkili. Hepsiyle bir ilişkisi var. Bu nöral ilişki. Yani bunu ben bu alanda çalışıncaya kadar nörolog olmama rağmen dikkatimi çekmemişti. Birine dedi ki, aa dedi, bu trigeminal nerv çekirdek mekirdek değil. Ha, motor şeyi bakın çekirdek, ah yanlış bastım. Motor şeyi çekirdek halinde ama bu eferenti, beyinden emir getiren ve şeye, dişlere kasma emrini getiren. Biliyor musunuz bu diz niye sıkıyoruz? Bu motor çekirdeğiyle amigdalayı biliyorsunuzdur. Amigdala bizim bilinçaltımızın dışarıya açılan penceresi. Bütün yaşadığımız şeyler oraya download oluyor. Amigdala ile direkt bu motor çekirdek arasında direkt pathway var. Direkt yol var. Gece uykuda amigdala aktifleşiyor çünkü bilinçli beyin devreden çıktı veya bir şeye konsantre olduğumuzda aktifleşiyor.
aktifleşti, aktığı anda uyarımı artıyor. Direkt PET Bey'den trigeminal sinirin motor nörbünü uyarıyor ve diş tıkıyoruz. Şimdi masatele botoks yaparak bu işi çözebilir miyiz? Yani sonuçta düşünce, anatomiye, bütün temel bilgilerimize ders çalışırken çalışın, pratik hayatınızda dönüp bakın. Her şey çok anlamlı. Bir şeyi boşuna öğrenmiyoruz. Şimdi ama afferenti yani bedenden beri götüren şeyi bütün her şeylerle ilişkili. Bu aklımızda kalsın. Şimdi mesela bruxizm semptomatolojisini. Biz neyi biliyoruz? Diş hekimleri, hasta, sert, gergin, masseterleri belirginleşmiş, uykusu, Hartmann triadını biliyor musunuz? Yani hem çenede, hem temporalde, hem oksipitende palpasyonla ağrılı. Yani daha yeni öğrenciler bilirse de bunu biliyorsunuzdur. Eklem sesleri oluyor, atlıyor, hasta diyor atlıyor, çenesini yeterince açamıyor. Biz bunlarla hasta biz size geliyor, bunları biliyorsunuz. Ama bir sabah uyandığı duyguları sorun. İşte bütün o bağlantıları boşuna size o sinir bağlantılarını, kafa çekleri bağlantılarını göstermedi. Bunların hepsi vardı bruxizm vakalarında. Veya eklem dejenerasyonu, ekleminde atlıyor, ses geliyor, çenesini açamıyor. Veya tedaviye geldi hasta. Doğrusu dişi ağrıyor geldi, çenesini yeterince açamıyor. Niye eklem dejeneri olur? En büyük nedeni bruxizm ve eklemdeki yük bilmesinin fazlalığı. Bu bulguların hepsini görürsünüz. Evet. Peki postural sendrom ne? Bazılarınız duymuş, son yıllarda moda olmaya başladı. Posturoloji benim 20 yıldır uğraştığım konu. 2004-2005'te bu diş sıkmanın klinik bağlantılarını fark ettim. 2005'te şey aramaya başladım. Tabii ki ben bilmiyorum. Yani ben panoramik film okumayı bile bilmiyorum. Bize öğretmiyorlar tıp hekimliğinde böyle bir bağlantı. Ama ben hastalıkların nedenlerini bulmaya kafayı taktım ya. Hastaları dinliyorum. Hastalarının klinik bağlantılarını koyuyorum. Artık ilaç koyup, tanı koyup ilaç koymak için hasta dinlemiyorum. Ağrısı varsa nedeni var, nedeni bulmak için dinlemeye başladım. Tamamen 2004'te bütün çalışma hayatım ve yorumu değiştirdim. Ve bu bağlamda çalışırken diş sıkma hepsinde ve geliyor takılıyor, bağlantılar ortaya çıkıyor hasta kliniğinde. Sordum bunu, herkes bir diş sıkmak için bir şey yapıyor. O zaman eşimde bile ağzında bir şey var ama onun efektif olmadığının farkındayım. Bunu doğru yapan yok mu dedim diş profesyonellerine. Herkes yapıyor da bunlar efektif değil. Bana iki isim verdiler. Kore Hoca'yı çoğunuz bilmeyebilir. Türkiye'de bu konuda ilk ilgilenen diş hekimiymiş. Diş profesyoneli Amerikan ekolü. Tonguç da o zaman, Tonguç Hoca da geçen yıl size konuşma yaptı herhalde. Alman ekolü olduğu için onu tercih ettim. Onu hasta gönderip yapmaya başladım. Bunlarla da yetmediğini fark ettim. En sonunda Fransızlar posturolojiyi biliyorlar. Yani bir postural sendrom geliştiğinde bakın. Yani postural sendromda dişler, diş çene kompleksi çok önemli. Neden önemli? Açıklayacağım. Yani apandisit taklit eden ağrıdan, yani bir fobilere kadar, kognitif bütün birçok bilişsel sendrom, birçok nörolojik problem, yani depresyon, yani göğüs ağrıları, böyle birden tinnitus, onları hiç tahmin ediyorsunuz, saymayacağım. Olabilecek o kadar çok klinik hastalık var ki. Konvansiyonel klasik tıpta biz bunlara tanı koyuyoruz, nedenini bilmiyoruz. Sadece işte beyninde tümör var mı bakıyoruz, işte kulağında bir şey var mı bakıyoruz, karnına bakıyoruz. Nedenini bilmeden bazı tanıları tedavi etmeye başlıyoruz. Çoğunluğu içinde bununla yaşamayı öğreneceksiniz diyoruz. Klasik. Ben 2004'e kadar öyleydim. 2004'ten sonra öyle demiyorum. Şimdi posturolojiyi Fransızlar biliyor. Çünkü Gagey Fransız inşaat kafasına darbe almış inşaat işçilerinde bir instabilite. Kafasına darbe alınca ne olur? İnsanın temporomandibular eklemi de etkilenir. Trafik kazası geçirmiş hastalarınızda da TM'de sorun vardır mutlaka. İlla eklemde dejenerasyon olması gerekmiyor. İşte Gagey onlarda tanımlıyor. Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi var. Fransızlar biliyor bu işi. Ben de Fransızlardan en son noktayı Fransızlarla vuruşu yaptım. Yıllardır uğraşmama rağmen. Şimdi Michel Marigna
Özcan fizik okuyup ortopedist olmuş. Marsilya Diş Hekimliği'nde de öğretim görevlisi. Türkiye'de beni daha hiçbir üniversitede ders vermeye çağırmadı. Umarım çağırır. Ölmeden önce hem Marsilya'da da ders veriyordu kendisi. Marsilya'da yaşıyordu çünkü. Ben onu ölmeden yakalayabildim. Covid'de kaybettim. Çok değerli bir bilim adamı. Fizikte okuduğu için tıptan önce, ortopediden sonra. Çok fazla Üniversite Bilimler Akademisi'nde ölçüm yapıp çalışmış. Şimdi postür dediğimiz şeyi beynimiz sağlıyor. Yani istemli kaslarımızla biz yer çekimi bizi her an yere sermeye hazırken bir otonomik kas konusuna ihtiyacımız var. Alengirli bir konu ama nörofizyolojik bir konu. Tamamen mekanik bir şey kesinlikle değil. Beyne veriler geliyor. Gözden, kulaktan ve ayak tabanından. Ben bunu hasta okullarım var, sunumlarım var, YouTube kanalında oradan daha ayrıntılı bakabilirsiniz. O Boyte, Fransız Ulti Boyte öyle derdi. Onun anısına bu onun grafiği ben tekrar anmak istiyorum. Çok değerli bir bilim adamıydı. Beyin bunu yapıyor ve otonomik kas donusu olarak duruşumuzu sağlıyor. Yani böyle durduğunda başka oluyor, böyle durduğunda başka oluyor. Yani ona göre kas donusunu sağlıyor. Peki, çene nerede? Temporomandibüler nerede? O santral işleyişin, yani burada, santral işleyişi pertürbatörü yapar derdi Fransız olduğu için. Bloke ediyor, bozuyor. Neler? İşte burada açıklamışım. Yani santral sisteme giren inputlar, outputlar var. Osteopatiyle olur mu arkadaşlar? Egzersizle olur mu? Olmaz. Output üzerinden bir şeyi düzeltemezsiniz. Input'u düzeltebilirsiniz. Ayak tabanında veri ama çene burada değil. Santral işleyiş, yani bu iş santral işleyişte deniyor. O yüzden de ülkemizde benden başka doğru postürolog yok diyebilirim. Birazcık narsist gibi olduğunu söyledim. Çünkü hiç kimse dişle bu kadar uğraşmıyor. Ama olacak. Şu anda tıp hekimlerine eğitime başladım, yetiştiriyorum. Olacak bunları da yapabilen. Çünkü beyni düzeltmeden, çeneyi düzeltmeden, çenede okluzyonu düzeltmeden, gerekirse sprint yapmadan beyin pertürbatör etki düzelmiyor. Ha, yapan var, beyni resetleme kulağı kullanarak yapılıyor ama geri dönüyor. Yani sizin hiçbirini yapmadan bu işte uzun vadeli selamet yok. Bundan %100 eminim. Zaten bilim bunu söylüyor bize. Bunlar konkretik tıp eğitimleri değil. Michel Mel'in yanında kitabı da yok. Çünkü anlatıyor anlatıyor. Ben eğitimine gittim. 40 kişi dinledi. 39 anlamadı. Nereden anladım? Çünkü ben derdine düştüm. O çipleri bulmayı hiç kimse ilgilenmiyordu. Ben böyle gözüm açılarak dinledim. Çünkü yıllardır çözmeye çalışıyordum onun şeyini. Bakın şimdi. Nereden geldik? Bu işi ayarladım. Şimdi bakın. Gözden geri gelir dedik ya, göz kaslarını bir böyle sensör gibi düşünün. Göz yuvasındaki kas, gözün duruşu, bizim hani bu ölçen böyle inşaatlarda hava kabarcık bir su terazisi vardır. O bizim terazimiz gibidir. Göz kasları çok önemli beyin gönderir. Ona göre bizim duruşumuzu ayarlıyor beyin. 2, 4, 3, 4 ve 6 burada bakın. 8 içindeki böyle bir sirküler kanal bizim denge, hem işitme hem dengi organımızdır. Şimdi bunlar çok önemli. Bu veriler geliyor ama trigeminal sinirle üst üste. Çok yakınlar. Eğer çenede diş sıkıp trigeminal sinirini overexcite ederseniz bunlar işini yapamıyor. Yani bu şey gibi, şu anda yanda çok büyük bir gürültü olsa siz böyle duyamazsınız. Ve şu anda fonksiyonunuzu, bu seminer fonksiyonu yerine getiremeyiz. Onun gibi böyle bir etkisi var. Yani o yüzden de oklüzyon ve TM bizim için çok önemli. Hem trigeminal sinirin aparat uyarımı hem de bu C2 bağlantısı nedeniyle o beynin boş akışı ve fonksiyonunun boy beyindeki akışın blokajıyla bir etkisi var. Şimdi bir de mikrosisteme geçelim. Mikrosistem nedir? Bu da ilk duyacağınız bir şeydir. Bu da konvansiyonel tıp bilgisi değil. Bunlar integratif tıp bilgisi. Yani tıp hekimlerine böyle şeyler öğretilmiyor. Şimdi somatotopi diye bir şey var nörolojide. Böyle homunculus diye bir şey var. Yani beynimizin bu bloklarında böyle bedenimizin
Yani bir karşılığı var ama bu birazcık homunculus, birazcık değişik bir şey. İşte baş parmakta çok sensör ve vücuttan giden sensörler beyinde bir vücut çizgisi çiziyor. Ama baş parmak daha büyük, ağız bölgesi daha büyük çünkü buralardaki uyarı alan sensörler daha fazla. O yüzden de birazcık garip bir yaratık gibi oluyor. İşte bu somatotopi bedende de var. Bedende bunun karşılıkları var. Bunlara mikrosistem deniyor ve akupunkturistler. Akupunktur Çin kökenlidir, uzak doğu kökenlidir. O bedende akan enerji hatlarını ölçer. Bunlar böyle şey değil, yani kaç bin yıllık öyle değil. Artık primordial kanallar deniyor. O enerji, o meridyenler bir elektromanyetik çalışmalarla birebir gösterirdi. O ayrı bir konu ama yani şey değil ve vücudumuzda böyle bir bilgi akışı var ve bilimsel olarak gösterildi artık bunlar. Bazı tıp hekimleri ne onlar, tamamlayıcı tıp fake gibi konuşmalar olabilir. Cahilliğin sonu yok, araştırıp bulabilirsiniz. Bilimsel olarak gösterildi. Şimdi mikrosistem akupunkturda batılı, özellikle Almanların akabı, Fransız akupunkturistlerin bulduğu şeyler daha batı mantığında, bizim anladığımız mantıkta. Şimdi tüm organizmanın fonksiyonel görüntüsü vücudun belli bölgelerinde böyle correspond diyoruz, karşılık gelen bir şey oluyor. Bir resim şeklinde, homunculus resmi şeklinde oluyor. Kulak bir mikrosistemdir. Kulak Fransızlar bulmuştur. Ve şeydir, Lyon'da bu Michel Marignan'da o bulan Nogier'in oğlu, Nogier 96'da öldü, Nogier'in oğluyla birlikte oranın bilimsel sorumlusu, Lyon'daki Glam diye okul var, onun bilimsel akademik sorumlusudur. Bu şey çok önemlidir. Benim için çok önemli olan bir şey ama dünyada pratikte çok kullanılmayan, yani benim kadar kullanan yok herhalde. Bir de bulan direniş var, şimdi bahsedeceğim. Oran, ağız çok önemli, şimdi ondan size bahsedeceğim. Yani bu şekilde çok dünyada pek kullanılmıyor, size o yüzden dedi bazı şeyleri ilk bahsedeceğim. İşte şöyle bir şey, ağız, bunu anlamak için ağız ve diş emdolesine bakacağız. Hani bir Japonların bu şeyde var, scalps, saçlı deri ve bu kafatasında var, kulakta var, oral çok önemli. Elde var koronilerin, ayak tabanı refleksoloji duymuşsunuzdur. Buralarda bütün vücudun bir prezentasyonu var. Aslında buraların hepsi, embriyolojiyi hatırlarsak, vücut üç katmanı, yani yumurta üç katmanı arıyor. Ektoderm, endoderm, mezoderm. Ektodermden sinir sistemi ve cilt oluyor. Mezodermden kas iskelet sistemi oluyor. Endodermden de iç organlar oluyordu. Hatırlatayım. Bizim için ektoderm önemli. Bu prezentasyonlar her zaman ektoderm oluyor. Peki dişler nerede? Şimdi embriyolojiye bakacağız. Şimdi ağız diş embriyolojisine dönersek, mutlaka bu dersi almışsınızdır hepiniz. Nasıl oluyor bilmiyorum ama ben zaten bir diş hekimliği şeyinden bunu onları aldım. Bize bu kadar embriyoloji anlatılmıyordu da. Birinci, ikinci farengel arttan gelişiyor. Baş ve çene hepsi birlikte gelişiyor. Bu ne demek arkadaşlar? Yani bu daha çok yeni, daha çok 3-4 haftalık embriyoda yumurtadan yukarıya doğru omurilik çıkıyor, yukarıda tohumcuklanıyor, beyin ve bu dişler hepsi birlikte gelişiyor. Yani bana bu beyinle birlikte gelişiyor. Bakın böyle yana doğru uzanıyor, mandibüler ve maksiller arkları oluşturuyor, ortada birleşiyor. Hatta burası tam birleşmesi de yarık dumak damakla böyle patolojik doğabiliyor çocuklar. Şimdi buradan yandan gelip birleşiyor. Neden? Beynin bir parçası gibi geliyor. Şimdi burada ne oluşuyor? Beyinden birlikte o birinci, ikinci farengellerden ektodermal lamina, dental lamina oluşuyor. Dental lamina neyi oluşturuyor? Diş ve hani süt dişleri ve arkadan gelecek erişkin dişleri. Bir de vestibüler lamina var. Vestibüler lamina da bu alveolar küreti ve vestibülü oluşturuyor. Hatırlarsınız belki. Vestibüler lamina bizim için çok önemli. Çünkü ektodermal lamina diş ve diş yapısını oluştururken o olduğu gibi vestibülde çökerek bir katman oluşturuyor.
İşte o katman, şimdi buradan böyle, altta da mezerşim dönüyor. Yani mezerşimel geliyor, mezodermal şey yapıyor. İkisi birleştirip bir şey oluşturuyor. Şimdi bu bir kere her tük ektiyar kılını belki hatırlarsınız, benim için çok önemli. Çünkü dişi aşağıya dönüp apikalini oluşturuyor. Bir dakika, hızlı gitti. Apikalindeki, çok önemli. Apikalindeki apikal foramen oluşturuyor. Endodontide çok önemli. Dişlerin sistem bağlantısında çok önemli. Dişler sistemle nereden bağlanacak? Ektodermden bağlanacak. Beynin uzantısı gibi dedim ya. O yüzden de dişlerin apikal bölgesindeki kalan artıklar, apikal iyi kanal ucuna ulaşmamış, iyi endodonti yapılmamış şeyler sistemde bir sürü sorun çıkarır. Bir de dişin duplikasyon noktasına dönüyor. Orası yorum çıkarır. Şimdi ektodermal alan, bu retromolar alan var ya, oradan mandibüler ve maksiler, yani beynin uzantısı buradan dişe doğru dönüşüyor. O alan çok önemli. Çünkü beynin bir parçası gibi orada bir mikrosistem var. Bütün bedenin etkileri orada ve vestibülde. Çünkü vestibülde ektoderm olduğu gibi çöküyor. Şimdi o ekrener ve dilediş. Tabii ki bunları duymazsınız ama akupunkturla ilgilenen, integratif tıpla ilgilenen birileri için çok değerliydi. Volkremer çok elektrik, mekanik şeyleri de bilen tıp doktoru ve elektrik mühendisliğinin birleşimidir. Çok değerli çalışmalar yapmışlar da 1960'larda elektroakupunktur çalışmasını geliştiren bilim adamları çalışmalarla bütün o vücuttaki enerji hatları, bütün organlardan geçer. İşte karaciğeri, akciğeri, böbreği, mesanesi, bunların hepsi meridyenler, bunların hepsini dişlerdeki organ ilişkisi ve karşılıklarını birebir ölçmüşler. Glevis çok değerli, diş hekimi, sonra KBB uzmanı olmuş. Ağız içinde hem KBB'ci hem diş hekimiz olunca ağız içinde istediği gibi akupunkturist çalışma yapıyor. Oral akupunkturu da geliştirip o iğneyi yatay kullanarak batırmadan onun verisensiz koyu tekniği var. Bütün bu volkremelerin şeylerini tek tek çok da sakin bir Alman tek tek çalışarak 1970'lerde klinik olarak da doğrulamış. Şimdi nereye geliyor? Bu vestibüldeki noktaları var, retromolar alan var, böyle ramus mandibüle de bir alanı var ve frenulum da alanı var. Şimdi bunlara bakalım. Şimdi bütün bu organ, bütün bedeni yöneten, bütün bu meridyenler ve bütün hatların bu vestibüllerdeki nokta karşılıkları var. Yani yarın bir gün hasta ağzına bakarken hastanın sistemik organlarıyla ilişkili dişlerinde sorunlar vardır. Oralarda hassaslık gelişiyor. Beraberinde bazen ödem, bazen renk değişiminde gelişiyor. Bu retromolar alan benim tedavimde çok önemlidir. Buradan sanki kontrol paneli gibi, geleceğin Matrix tıpkını yapıyormuşuz gibi. Ben diyorum ki bazen Marvel'ların laboratuvarında çalışıyorum diyorum. Hasta geliyor bana, vücudunda ne var? Onun burası kontrol paneli, kulak bir kontrol paneli. Orada buralarda onunla ilişkili noktalar hassaslaşır. Ağız içinde şimdi sizin mezun diş hekimleri eğitiminde öğreteceğim. Burayı çok basit lokal anestezikle ama adrenalinsiz. Çok buradan bütün sisteme dokunabilir, çeneyi rahatlatabilirsiniz. Hastada çok şeyi değiştirebilirsiniz. Koruyucu hekimlik anlamında bir diş hekimi, bir diş çekimi, bir 20 yaşı çekersiniz, hastanın romatizması alevlenir. Klinik olarak gözlemlemeyebilirsiniz ama koruyucu hekimlik anlamında buraları nasıl kullanacağınızı ileride benim peşimi bırakmayı size öğreteyim. Tamam mı? Klinik başladığınızda. Hocalarınız öğrenmeyecek, boş verin siz öğrenin. Buralar çok önemli. Bütün organlarla ilişkisi var. Bakın yani sonuçta ön dişler böbrektir. Ürogenital sistemdir. Çocukken bisikletten düşüp dişi kırılmış, mesela bak olarak koymadım ama şu iki ön dişinin,
Şu iki yıl dişinin kanalı çok iyi yapılmamış. 30 yaşında migrenden geldi, menopoza girmiş hastam vardı. 30 yaşında menopoz ne? Kadın doğumcu demiş ki, bir evlen çocuk denen. Diyor ki, şu anda evlenecek partnerim yok. Dedim ki, boş ver onu, sen dedim şey. Şunların kanalının içindeki artıkları temizlettim. Ve menopozu da bitti, migreni de bitti. Yani sonuçta ben bu hasta ilaç mı diyorum? Bu kadar basit bağlantı burada. Bu bağlantılar, bakın burada neleri tedavi edebileceksiniz, onlar görülüyor. Organ organ hepsinin bir bağlantısı var. Yani sonuçta ben omzu ağrıyan kişide şeye bakmam, ben bakacağım dişi bilirim. Oradaki çürüğü şeyi temizledim, ondan sonra kalana bakarım. Çoğu zaman dişteki birçok şeyi çözdüğünde sistem zaten çözülüyor. Yani böyle birçok bağlantı var. Bunların hepsi doğrulanmıştır. Boynu kasılmış, gerilmiş, çenesi açılmayan. Bakın burada hani Bindavut'un relationship şeyini gösterdim ya, boyun, bel ve kalça birbiriyle bağlantılı. Bakın retromodel alanda nasıl prezent oluyor. Burayı uyararak o kasları, boynu, hastayı rahatlatabilir. Hastanızı daha rahat tedavi yapabilirsiniz. Bu kadar bağlantı var. Nerede durduğunuzu görüyorsunuz, diş ağız kontrolü. Tamamen çok kompleks bir sistem. Şimdi, osteoman diye bir şey var. Mikrosistemi anlatırken. Bir de şimdi resistan fokuslara geldik. Bozucu alan, resistan fokuslarına. Şimdi, bu tanımlama, bu ne? Yine Almanlardan geliyor. Yine 1900'lü yıllarda, 1940'da bilimsel şeylerini bize kazandırdı. Ha, klasik tıpta bu da öğretilmiyor bize. 2004'te ben buradan ayrıldıktan sonra öğrendiğim şeyler. Şimdi vücuttaki herhangi bir odak, kronik inflamasyonu, tamamen iyileşmemiş, ameliyat şekeri, skar dokusu, herhangi vücutta bir olumsuzluğa maruz kalmış bir odak, oluşturduğu, onları oradaki oluşturduğu uyaranlarla, biyoelektriksel uyaran bu. Çünkü hasarlı yerde hücrelerin membranlarında depolarizasyon oldu arkadaşlar. Orası uyaran oluşturuyor biyoelektriksel olarak. Vücut bir elektrik sistemi gibi çalışıyor. Bu arada ben tıp değil, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi olmak istiyordum. O yüzden de kafam bu işlere çok çalışıyor. Sonunda 2004'ten sonra vücudun elektronik mühendisi oldum. Tamamen o fizik mantığıyla bakıyorum. O yüzden kafam çabuk çözdü bunları. Klasik tıpta çünkü başka bir mantıkta bakıyoruz. O yüzden de aradım. Hani kariyerimi bırakıp bu araştırmaya girdim. İyi ki de yapmışım. Tamamen sizin de öyle düşünmenizi istiyorum. O depolarize alanlar uyaran oluşturuyor. Şimdi ama uzak noktada, kendisi ve çevresinde değil. Ve özellikle hastada bir şikayet var. Ama siz onun nedensel ilişkisini, yani ayakkabı vuruyor ki topuğum ağrıyabilir. Burada bir neden ilişkisi var. Ama durup dururken topuğum ağrıyor. Bir açıklayıcı bir şey yok. Darbe almadım, sıkıştıran yok, bir şey yok. O zaman bunun vücutta bir karşılığı vardır. Uzak noktada bir karşılığı vardır. İşte dişler bu bozucu alan anlamında ciddi bir odak oluşturuyor. Neden? Bunlara... Çünkü bu resistan odakların etken çok yoğun olabilir. Ciddi bir trafik kazası geçirdiniz, karnınız parçalandı gibi olabilir. Dokunun iyileşme potansiyeliyle ilişkili, vücuttaki iyileşme potansiyeli en az dokulardan birisi hangisi? Dişler değil mi? Bir de dişlerde inorganik ve organik materyali birleştiriyorsunuz. Diş kendini yenilemiyor, kalıcı dişler kendini yenilemiyor. Ve çok mekanik ve kimyasal ve en fazla bakteri kimyasının olduğu bir yer ağız, ciddi bir ortam var. O yüzden de oranın iyileşme potansiyeli düşük. O yüzden bozucu alan oluşturma potansiyeli yüksek. Kronik iritanlar çok fazla var. Çok fazla kimyasal ve kullanılıyor mekanik kimyasal etkiler. O yüzden de tüm diş çene kompleksi, vücuttaki tedaviye rezistan odakların %70 kadarıdır. Yani diş çene kompleksiyle bir insanın birçok hastalığının yarısından çoğu diş çene kompleksinden. Bunların bir kısmını hastayken dişini sıkar, çürütür, ağız hijyenine dikkat etmez, kendisi geliştirirken
Bu kısmı da diş hekimliği uygulamaları sonrasında gelişiyor. Maalesef ben hastalarıma da anlatırım. Her zaman anlatırım. En zor mesleklerden biri diş hekimliği. Daracık bir alanda çalışıyor. Yani bir heykeltıraştan, bir ressamdan daha iyi bir sanat yapmak istemiyor. Ne yazık diş hekiminde matematikten puanıyla giriyorsunuz. Ayrıca bir de güzel sanatlar gibi yetenek sınavına ihtiyaç var. Ne bekliyorsunuz? Çok dar ve çok zor bir iş. Yani mikron düzeyindeki oklüzyonla ilgili şeyleri ve o Tanrı'nın yarattığı o şeyin, o tüberküller hepsinin aynısını bekliyorsunuz. Zor bir iş. Ama önemini bilerek yaparsak daha dikkatli yaparız. Usta çırak gibi, yani sonuçta halk niye diyor dişçi, diş hekimi demiyor. Halkın ağzına bakın arkadaşlar. Dişçi gibi değil, diş hekimi gibi çalışın. Fakültede öğreniyorsunuz, mesleğe geçtiğinizde hekim gibi çalışın ve öneminizi bilin. O yüzden çok önemli. Hatalar ve postural sendrom çoğu bütün sistemle bağlantısını söyledi. Diş çene kompleksi burada çok büyük rol alıyor. Tonsil ve retromalar alanın önemini söyledim ama bunu diş hekimliği değil geçirdiğimiz boğaz enfeksiyonları özellikle sık tonsillik yaşayanlar burayı çok bozuyor. Diğer alanlar da var ama o kadar önemli değil. Evet, potansiyel odakların diş hekimliğindeki birçok şey potansiyel odak. Yapılan her uygulamanın sıkıntısı olabiliyor. Yani sonuçta hepsinde dikkat etmemiz gerekiyor. Kimlerde sorun yaratıyor? Daha çok hipersensitif olanlarda. Bu ne demek? Migrenli, fibromiyajlı, daha detaycı, ayrıntıcı, mükemmeliyetçi kişiler, hassas kişiler. Yani sizin koltuğunuza oturduğunda da daha hassas. O insanları tanırsınız. Onlar da daha kolay oluşturuyor. Çünkü onlardaki hücreler arası geçim, nörovejetatif veya otonom sinir sistemi dediğimiz sistem daha hassas. Genel sağlık seviyesi düşükse, bütünsel olarak bir bozucu alan, hepimizde bir sürü depolarize olan var. Ağzında dişi, birçok dişte sorunu olan her bir sürü insan var. Toplumda diş sağlığı mükemmel olamaz. Ama kimlerde, herkes de sorun yaratmıyor. Herkes de sorun yaratsaydı ben bunu anlatıyor olmazdım. Zaten bütün dünya bunları biliyor olurdu. Toplumun bir kısmında sorun yaratıyor ama o bir kısım. Yani o doktor, bu doktor, o tedavi, bu tedavi hayatları kararıp çok şey yapıyor. İkinci bölümde bazı vaka örnekleri sunacağım. İşte genel olarak bütün lokalin etkisi, kronik ağrı, kas-iskelet sistemi, metabolik organ, metabolik sendroma kadar neden olabilir. Birçok otoimmün hastalığının altında yatabilir. Dönemece dejeneratif hastalıklar, birçok şey hastalığında altında yatabilir. Yani çok acayip Parkinson'yan bir hastam vardı. Kanal aletini, kanal içinde kalmış kanal aletini çıkardıktan sonra işte haritada gitmiş uluslararası bir diplomatımızdı. Dünyada şey yapılamamış, kanal aletini çıkardıktan sonra o vücudundaki tutukluk ve Parkinson'u yükseldi. Nereden nereye? Tamam, hepsinin bir bağlantısı var. Peki neye dikkat edeceğiz? Hastanın söylediklerine dikkat edeceğiz. Ne yazık ki konuşturmadan ağzı açık çalışmak zorundayız ama yani bazıları bir şey geçmiyor, bir sorun var diyorsa dikkat edeceğiz, sistemin bağlantılarını bileceğiz ve sonuçta bu bir işbirliği gerektiriyor. Sizler, biz tıp eğitiminde yani siz böyle sürekli becerilerinizi geliştirmeye çalışırken, el becerinizi geliştirmeye çalışırken yani o birinci, ikinci yıl temel eğitimden sonra biz habire hastaların başında, hocaların peşinde önümüzü savura savura koridorlarda dolaşıyorduk. Ne öğrendiğimizin farkında değildik, biz klinisyenlik öğreniyoruz. Anemnez almayı öğreniyoruz, hastayı dinlemeyi öğreniyoruz, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin. Tıbbın %80'i hala anemiz. Şimdi burada bir sizde eksiklik var. Bir de bu sistemik bağlantılarında farklı şeyleri de kullanmak gerekiyor. Sizin bunları öğrenmenize gerek yok. Ama tıp klinisyenin ben yıllardır tadı koyuyorum, ben yapamam. Ben hedef dişi gösteririm, siz de çalışmak zorundayım. Çünkü ben vücuttaki karaciğerdeki sorun var, ben bunu elimdeki tedavi teknikleriyle, ilaç değil bakın, ben birçok şey kullanıyorum, homeopati de dahil. Karaciğerini toplarım. Ama dişle bağlantılıysa, dişteki lezyonu,
onunla bağlantılı olayı çözmeden ben bunu toplayamam. Sizinle birlikte işbirliği yapmak zorundayım. Bu bir ekip işi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Tüm organlarda bağlantısı var ve sistemlerden bahsediyoruz ya. Sindirim sistemi, kas iskelet sistemi, santral sinir sistemi, işte sistemlerde. Beyin ve santral sinir sisteminden sonra benim için bütün bedenle bağlantılı ikinci sistem, sistem diyorum, diş çene kompleksi. Diş çene kompleksini sistemli bir yana bütün bedenle bağlantısını da unutmuşuz, diş hekimliğini ayırmışız tıp olarak. Biz de ayrı okuyoruz. Beyin okuyup beyin filmini ocağı okuyoruz, bir panoramaya bakmayı bilmiyoruz. Diş hekimlerinin çoğu bir panoramik çekmeden ağrıyan dişe bakmayı yapıyor. Sistemin farkında değil. Bu böyle gelmiş. Sadece Türkiye değil. Ben yurt dışından da çok hastam var. Yurt dışında da çalıştım. İngiltere bizden, orada çalıştığım için bizden beter. Amerika bizden iyi değil. Biz yine iyiyiz. Gerçekten de. Ve bu bağlantıları bilmemiz gerekiyor. Ciddi bir sistem. Beynin uzantısı gibi. Ve o mikrosistem bağlantısı somut tutup iyi anlattım ya size. Ve iyileşme, iyileştirme en yüce hedefimiz. Ne olursa olsun. Hasta size de gelse, tıp hekimine de gelse. İyileştirmenin hızlı, etkili, uzun vadeli, günü kurtarmak, ağrıyı kesmek değil, uzun vadeli olmasını istiyorsak bu işbirliğine ihtiyacımız var. Şimdi vakalara geçmeden uzun ne kadar süre aldı? Sorularda bir bakalım, sonra karşılığı olan vakal örneklerine bakalım. Bir saatte bitirmişim, güzel. Evet, sorular. Verecekseniz verelim. Biraz bir bakalım, sonra bunlarla ilgili ben size vakalar söyleyeyim. Bir dişte bir şeyle ne değişti? Tık 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 vakalar bakalım. Migren, küme, baş ağrı, nevralji, öyle vakalara bakalım. Bağlantılara bakalım. Sorunuz varsa alalım. Nasıl geldi size? Anlaşılır mı? Anladınız. Ödevinizi anladınız. Ne kadar nerede biliyor zemin çok önemli. Evet, o zaman 10 dakika da veriyoruz. Ben yöneticilere soruyorum.